Kadriye Hanım, zarfı biliyorum. Benden haber bekle, yakında görüşeceğiz. Kal sağlıcakla. Ya içmeyeceğim diyorum, istemez. Ama vitamindir Mehmet Bey. Havalar soğudu, grip salgını var diyorlar. Her gün bir bardak portakal suyu içmek şifadır. Şifa sana gelsin. İstemez diyorum ya. Tamam, ne oluyor? Ne oluyor? Hadi bırak git, hadi. Peki hanımcığım. Tamam. Oh. Mehmet. Teoman'ın kalması sinirlerini bozdu değil mi? İstediği kadar kalsın. İstediğini yapsın, bana zarar veremez. Tabii ki, aynen öyle. Sen 10 tane Teoman'a bedelsin. Meydan ona bırakacak değilsin ya. Hiç öyle bir niyetim yok zaten anne, merak etme. Aferin. İşte bu. Şöyle hırslandığını göreyim. Daha çok göreceksin, merak etme. Savaş daha yeni başlıyor. Sen dün kaçta çıktın? İşim bitince çıktım hanımcığım. İşim bitmemiş ki, her şeyi yarım yamalak yapmışsın. Vallahi ne dediyseniz yaptım. Bana masal anlatma. Evden çıktığında dün etrafında birilerini gördün mü? Nasıl birilerini? Şüpheli birilerini işte. Gördün mü, görmedin mi? Yok vallahi görmedim hanımcığım. Ne oldu ki? Seni ilgilendirmez. Sen işine bak. Şüpheli birilerini görürsen bana haber ver, yeter. Sil. Peki hanımcığım. Ne yapacağım? Tabii ki efendim. Alo. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Benden para koparmaya çalışıyorsan 5 kuruş daha vermem, haberin olsun. Uzatma. Senden başka bu durumu bilen yok. Belli ki zarfı açıp okumuşsun sen. Sen zarfı verdin, ben de senin paranı verdim. Bitti gitti. Anlaşmamızı bozarsan seni mahvederim. Tuğçe, neredesiniz yavrum ya? Niye açmıyorsunuz kapıyı? Aa, Ozan'ı duydum. Bir geleyim, geçmiş olsun diyeyim dedim. İyi yaptın yenge. Sen geçersin içeri. Ay. Tuğçe! Bak ya. Aa. Vay, bu ne böyle? Ev yemek kokuyor. Kız, bütün ev yemek kokuyor. Tuğçe, humusu hallet hemen. Şunu koyacaksın, tamam mı? Anneciğim, biraz hızlı olur musun lütfen? Oğlum, zaten 2 elim bir pabuçta. Ay, telaştan ne diyorum ya.
Safiye abla, ona mı koyacaksın gerçekten? Oh. Şuna koyar mısın? Aman akıl mı kaldı bende be? Ay bu ne hal böyle ya? Ev yemekhaneye dönmüş. Ben dedim ama dinleyen yok. Ay Kadriye, Ozan bu halde ya. İşe gidemiyor. Bugün restoranın bütün yemekleri burada pişiyor. Aa, tövbe estağfurullah. Gel Kadriye, gel otur. Otur da bu evin çivisi nasıl çıktı gör. Annem! Oy. Nihan Hanım, siz patatesleri soyun, ben kızartırım. Kızart Safiye, kızart. Otur, otur anneciğim. Dikkat et, yavaş. Yavaş. Dur. Aa, şöyle. Ozan Bey, ilaç saatiniz geldi. Ama bunlar çok acı ya. Ben içmesem de beni idare etsen olur mu? Lütfen. Hadi ama. İçmeniz lazım. Kumru! Kızım, bir tabak çatal getir. Hadi ye, meyve yersin değil mi? Yerim annem. Ben şunu götüreyim. Ay, ay çekilin çekilin, sıcak sıcak sıcak. Ay. Ya hep beraber koşuşturmayın. Başım döndü vallahi. Aa, tansiyonum çıkacak. Aman annem, sen dikkat et kendine. Omuzlarını ovayım ister misin? Kadriyeciğim, aslında ne diyeceğim sana? Birkaç gün annemi sen mi ağırlasan? Hayır bak, görüyorsun burada telaşımız çok. Hem Kumru da boşa çıkmış olur. Tabii canım, ne demek, o benim de annem. Sağ ol Kadriyeciğim. Aa, ne demek, bir evi buraysa öbür ev de bizim ev yani. Hı. Ha. Kadriyem, hakikatli gelinim benim. Vallahi buradaki durumu iki gün bile çekemeyeceğim. Ay anne, çekme o zaman. Hamit olmasa hepten gideceğim Kadriye'ye de. Oğlum ziyan olmasın diye buradayım. Kumru, ha kızım. Melahat annenin odasına çık, bir küçük çanta hazırla. Birkaç gün Kadriye'de kalacak. Tabii Nihan Hanım. Hem şey Kumru, ilaçlarını da unutma sakın. Tamamdır. Sağ ol Kadriyem. Kahve içeriz değil mi? Safiye. Oh, evet. Geceliğimizi de koyalım Melahat'ımıza. İlaçlar. İlaçları da koydum. Kapatalım. Evet. Bir şey ister misin? Ah karabahtım. Ah. Sonunda o gelin bozuntusu kafasına koyduğunu yaptı. Kim? Kim olacak? Nihan. Beni evden attı. Yazıklar olsun ona. Melahat teyzeciğim. Hani o iş öyle olmadı ya. Ha? Ozan kaza yaptı diye bütün işler eve taşındı. Sen de rahat edemedin. Ozan kim? Nasıl kim? Ozan? Torunun? Hani buz pateni yaparken düştü ya. O mesele. Aman, o da bahanesi işte. Çileli başım varmış benim ya. Evimden oldum. Garip yuvasız kuşlar gibi ortalıkta kaldım. Vah Melahat, vah. Vah Melahat, vah. Fatma, rahat mısın annem? Rahatım, sağ ol. Fatma! Fatma! Hoş geldiniz büyük hanımcığım. Bu nasıl yardımcı Kadriye?
İnsan hanımını kapıda karşılar. Haklısın anneciğim, haklısın. Bana bak, annem birkaç gün bizde kalacak. Onu başımızın üstüne taşıyacağız, tamam mı? Tabii tabii. Başımızın üstünde yeriniz var. Sanki kendi ev. Tövbe estağfurullah. Öğrenecek anneciğim. Öğrenmezse. Hadi. Atarım gider. Evladım, bu evin camı penceresi yok mu? Bütün evi soğan kokutmuşsun, kebapçıya dönmüş burası. Hemen açayım. Ha, hayır, bırak bırak. Hepimizi üşüteceksin. O biz gelmeden yapılır. O biz gelmeden yapılır. Sen şimdi git annemin valizini al, antreden odasına çıkar, ondan sonra da yerleştir. Sonra da benim ilacımı getir, koş. Aman, bunun eli ayağı da mı ağırdır nedir? Yok hanımcığım, siz gelince böyle heyecandan şey ettim. Hadi hadi. Bir şey mi söyledin? Yok. Kendime kızıyordum. Annem. Şunu da koyayım mı? Yok kızım yok. İyi, iyi böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.